There's no coming back from this. Henry Cavill'ı Geralt olarak son kez izleyeceğimiz Witcher'ın 3. sezon 2. kısmı sonunda yayınlandı. Sezonun ilk kısmını kanalda birlikte incelemiştik ve yorumlarda 2. kısmı bölüm bölüm incelememi istemiştiniz. Neler olduğunu hatırlamak için o videoya göz atabilirsiniz diyerek 6. bölümün incelemesine geçiyorum. İlk kısmın sonunda Yennefer, Aretuza'da bir balo düzenlemeye karar vermiş ve bu sayede adeta kıtanın kaderini belirleyecek büyük bir şeyin içine çekilmiştik. 6. bölümse diziyi bıraktığımız yerden devam ediyor. Aretuza'nın duvarlarında yankı kılanan savaş seslerini duyan Geralt, neler olduğunu anlamak için harekete geçtiği sırada casus ustası olarak bilinen Dijkstra tarafından durduruluyor ve Kuzey'in en büyük krallığı Redinia'nın kendi çıkarları doğrultusunda casusları ile Aretuza'yı rehin aldığını öğreniyoruz. Geralt, hem Redinia ile özel bir problemi olmadığından hem de Ciri'nin güvenliğini tehdit eden Vilgefortz'un Dijkstra tarafından şimdilik durdurulmuş olmasından dolayı olaylara karışmak yerine izlemeye karar veriyor. Bu saldırıyla birlikte 4. bölümün sonunda Radovid'in Yeskir ile yaptığı küçük gece kaçamağında asıl sebebini öğrenmiş oluyoruz. Hatırlarsanız yine 4. bölümde Nilfgaard, Kral Visemir'in Kuzey Kraliyet Donanmasını çağırmak için gönderdiği haberciyi durdurmuştu. Bu da planlarının takır takır işlediğini düşünen Dijkstra ve Filippa'nın ulaşmasını bekledikleri yardımın gelmemesi ve hem Aretuza'yı yok etmek hem de Ciri'yi bulmak için gelen elflerle rehine konumuna geçtiğini görüyoruz. Bölümün temposunu hiç kaybetmeden sürekli bir kaosun içinde yaşadığını söyleyebilirim. Tüm karakterler birbiriyle savaş halinde ve bu sebeple üstünde durulması gereken bazı olaylar çok hızlı geçiliyor. 5. bölümde hiç görmediğimiz Ciri bu bölümde de az bir yere sahip, ancak bölümün sonunda yaşananlar sebebiyle 7. bölümün tamamen ona odaklanacağını düşünüyorum ya da umuyorum diyelim. Oraya da geleceğiz ama bu bölüme dönecek olursak, bir tarafta elfler Aretuza'lı büyücülerle karşı karşıya gelirken diğer tarafta da Vilgefortz ve Geralt'ın karşılaşmasına şahit oluyoruz. Bence bölümün izlemesi en keyifli anı bu andı. Tüm bölüm her şeyi gözlemleyen olarak yaklaşan Geralt'ın sonunda bir olayın içinde yer aldığını gördük ve ben Henry Cavill'a veda edilirken bu kadar az yer verilmesine biraz üzüldüm. Elbette diziden ayrılacak diye ekstra hikayeye hizmet etmeyen sahneler koymaları saçmalık olurdu ama müdahil olabileceği yerlerde seyirci konumunda kalması bence yanlış bir tercih olmuş. Hazır seyirci olarak kalması demişken Kehir ve Ciri yüzleşmesine de değinmek istiyorum. Bence bu sahne de yine bölümdeki güzel anlardan biriydi. Ciri, ailesini öldüren ve Sintra krallığını yıkan adamdan sonunda intikam alacağını düşünürken şaşırtıcı bir şekilde Kehir'in af dilediğini, yanlışlarını fark ettiğini ve Ciri'yi her şeye rağmen koruyacağını yemin ettiğini görüyoruz. Ciri de bu anda onun canını bağışlamayı tercih ediyor ve bence intikam duygusunu bastırmak ve merhamet etmek kolay bir şey değil. Ciri'nin duygularını kontrol ederek doğru olanı yapması benim çok hoşuma gitti. Sonuçta en başından beri herkes bu kızın yönetmek için doğduğunu söylüyor fakat tam anlamıyla Ciri'nin buna hazır olduğunu görmemiştik bu ana kadar. Kendini hem Witcher olarak hem de eski kana sahip bir büyücü olarak geliştirirken bu yönüne de değinmeleri benim gerçekten hoşuma gitti dediğim gibi. Bu sırada ihanete uğrayan ve arkadaşlarının ölümüne şahit olan Tissia her şeyin bittiğine inanır, savaş alanına son kez bakar ve Azur'un şimşeğini kullanır. Oldukça karmaşık ve ölümcül olabilecek bu büyünün yalnızca 5 dakika içerisinde her şeyini kaybeden Tissia tarafından kullanılmış olması bence güzel bir detaydı. Ben bu sahnede arkada savaş dönerken kameranın Tissia'ya döndüğü anlarda biraz yavaşlaması ve seslerin arkadan geliyor olması boğuk boğuk çok hoşuma gitti. Belki de bölümde edit olarak en sevdiğim anlardan biriydi. Son çare olarak Tissia'nın Azur'un şimşeğini kullandığını gören Yennefer, Ciri ve Geralt'ı terk etmek zorunda kalır. Bu sahnede uzun zamandır anne olmak isteyen Yennefer'ın Ciri'ye kızım şeklinde hitap ettiğini gördük. Yani açık konuşmak gerekirse bu sahne hakkında ne düşünmem gerektiğini, ne hissetmem gerektiğini bilmiyorum. Beni rahatsız eden bir yanı yoktu ama öte yandan beklediğim kadar beni duygulandıran bir sahne de olmadı. Zaten bu diyalog belki de bölümde konuşmamız gereken en son şeylerden biri. Veda sonrasında Geralt ve Ciri'nin adadan kaçmak istedikleri sırada Vilgefortz ile karşılaştıklarını gördük. Ciri ikiliyi yalnız bırakarak Torlara'ya doğru giderken biraz önce belirttiğim gibi benim bu bölümde en sevdiğim anlardan biri olan Geralt ve Vilgefortz karşılaşmasına sonunda geçiyoruz. Çatışma öncesi Vilgefortz'un bunca zaman gücünü sakladığını ve kasıtlı olarak zayıf görünmeye çalıştığını duyduk. Hemen sonrasında da zaten Vilgefortz kolayca Geralt'ı dövüyor, kılıcını paramparça ediyor ve kemiklerini kırıyor. Tam anlamıyla
kırıyor. Burada şöyle dürüst bir yorum yapmak istiyorum. Benim bu sahneyi çok sevmemin sebebi aslında diyaloglar. Bilmiyorum bir tek bana mı öyle geldi ama kemiklerinin kırıldığı anda çıkan sesler bana çok yapay geldi. Ve sanki biri çubuk krakerleri ikiye bölüyormuş gibi hissettim. Zaten bu sezon Witcher beni özellikle CGI açısından inanılmaz hayal kırıklığına uğrattı. Bu küçük rahatsız edici detayları çıkartırsak bence sahne kötü değildi. Hatta dediğim gibi bölümde en sevdiğim anlardan biriydi. Geralt'ın artık hiçbir şey yapamayacağı anda Vilgefortz Geralt'ı öldürmüyor. Çünkü halkın kurtarıcısının bile kendi gücü karşısında hiçbir şey yapamayacağını herkesin görmesini ve bunun aslında tüm kıtaya bir uyarı olarak algılanmasını istiyor. Bölümün sonlarında Ciri'yi Torlara'da bulan Vilgefortz ona öğrencisi olması yönünde bir teklif yapıyor. Yani bunun olmayacağını bizim kadar onun da bilmesi lazım ama anlaşılan güçlü olduğu kadar zeki olmayan bir düşmanımız var karşımızda. Ciri kuledeki sihirli obelisk yani dikili taşla iletişim kurarken Vilgefortz onun bu kadar güç için hazır olmadığı konusunda uyarıyor. Fakat daha biz ne olduğunu anlamadan bina patlıyor ve kamera Geralt'ı kurtaran Triss'e çevriliyor. Philippa ve Dijkstra dahil sağ kalanlar Aretuza'dan kaçarken 6. bölüme veda ediyoruz. Sanırım sezonun son 3 bölümü olduğu için her şeyi bir çırpıda istedikleri yere getirmeye çalışmışlar. Ama özellikle Rience'in ölümü gibi önemli noktalar bölümde oldu bittiye getirilmiş. Yani bu karakteri 2 sezon boyunca ana kötümüzmüşçesine lanse ettikten sonra ölümü hem çok basit hem de çok hızlı bir şekilde yaşandı. Sonuçta bu zamana kadar kitaplara %100 bir şekilde bağlı değillerdi ve bence bu gibi şeyler de değiştirilebilirdi. Genel olarak bölümde sevdiğim noktalar olsa da tam anlamıyla bölüme bayıldığımı söyleyemeyeceğim. Belki de kalan 2 bölüm o kadar kötüdür ki bu bölüm sezondaki favorim olur. Henüz bilmiyorum. Ama diğer 2 bölümü de kanalda inceledikten sonra buna karar veririz diye düşünüyorum. O yüzden kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. İlk kısmın incelemesinde ikinci kısmın yayınlanmasıyla ilk 5 bölümün sönük kalacağını söylemiştim. Tam da tahmin ettiğim gibi 6. bölüm bizleri ilk saniyeden itibaren kaosun içine atıyor ve karşı karşıya olduğumuz tehlikeleri ciddiye almamızı sağlıyor. Sizler bölüm hakkında ne düşünüyorsunuz? Hepsini yorumlarda konuşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.